Çeşitler yerleştiriyor hocam. 30-25 lira. Hapsine bak 25 lira. Düşkene adam gidiyordu, geçiyordu mesela. Valla şu tatlı mı? Geçen tatlı mı? Tatlı şu an et olsun. Vallahi bu işlerimiz iyi değil yani. Fiyatlar çok yüksek. Normalde bak bu çupranın normalde 40 milyon satmamız lazım. 65 milyon lira oldu. Yani ondan pahalı geliyor millette. Satışı da ağırlandı. Mesela sardalya normalde 20 milyon liraydı. 30 milyon lira, 35 milyon lira. Ya hem mal yok hem de bu dolardan sonra her gün zam geliyor bunlar abi. Bunları bile ne etkiliyor mesela? Bak şu balığın normal değeri kaç milyon lira dönüyorsun bana? 180 lira. Biz balığı 100 milyon lira satıyorduk. Bu dolar malar muhabbetinden önce. 180 milyon kim alacak balığı? Yani ne kadar satabileceksin yani? Biz bu balıktan günde 5 tane böyle büyük satıyorduk. Şimdi bir tane zor satıyoruz. Yani abi ondan her şey yüksek. Pahalı yani. Eskiden adam bundan 10 tane alıyordu. 200 milyon diyordu. Şimdi 10 tane alıyor. 400 milyon diyor. Yarı yarıya fark ediyor. Artık mazot pahalandıktan sonra zaten balık hiç gelmemeye başladı. Hani kayıkçılar artık gezemiyor mu? Biz bugün sorduk mesela. Adamlar gezemiyor, tur atamıyor ondan. Hani çıkmıyorlar. Çoğu çıkmıyor. Yani çıkmıyorlar dedim. 50 tane kayık varsa 10 tanesi çıkıyor. 40-30 tanesi çıkmıyor. Öyle abi. Vallahi abi ben bilmiyorum nasıl olacak bilmiyorum. Yani daha elektrik faturaları gelmedi. Yani Allah yardımcımız olsun. Bilmiyorum. Hani bak biz burada normalde 6 kişi çalışıyorduk. Şu an 4 kişi çalışıyoruz. Ya sor millete bakayım nasıl geçiniyor. Boynunu büke bakıp gidiyorlar. Para yok. Bir şey yok. Halk sefalet içinde. Elektriği mi verecek, doğalgazı mı verecek, balık mı alacak? Alamıyor ki. Al ben balığın başında bekliyorum. 30 lira, 25 lira sardalya. Güzel de işlerimiz. Şimdi kirayı ödemiyoruz birader. Kiramızı ödemiyoruz. Sigortaları ödemiyoruz. Bak burada 6-7 kişi çalışır, 2 kişi kaldık biz burada. Al. Ha, 25 lira balık alamıyorlar. İnsan bak kadını gördüm ağlıyor burada. Yazık günah değil mi yani? Yazık yani bu insanlara. Yarın bu ülke kime kalacak? Bu ülke kim yönetecek bu ülkeyi? Bizim çocuklarımız, torunlarımız diyecek hani nasıl bir ülke bıraktınız bize? Demeyecekler mi? Dolar yükseldikçe balık da taban yapıyor. Hani her şey birbirine bağlı sistem yani böyle. Biz bu somonun kilosunu abi
85 lira 90 liraya kadar satıyorduk. Şu an 170 lira 180 lira tezgahlarda satılıyor bu balık. Vatandaş gelip 2 dilim alacak, 3 dilim alacağına 1 dilim alıyor. 200 gram balık alıyor. Nasıl alacak 180 lira 170 lira balık? Biz nasıl iş yapacağız? Nasıl kiralarımızı ödeyeceğiz? Abi işler düştü. Fiyatlar zamlı, her şey zamlı. Şimdi sardalya verdim kilosu 30 lira, 14 tane tek tek saydım. Sayıyla istiyorlar artık. Gücü yetmiyor milletin, alım gücü çok düştü. Sadece elektriğe bir ay içinde %200 zam geldi. Sadece elektriğe. Hani bunun suyu, hani bunun kirası? Ne yiyeceksin, ne içeceksin? Evden dışarı çıkamıyoruz abi. Ulaşım vardı, ulaşım da zamlandı haliyle. Yani her şey zamlı artık. Millet ne yapacağını, ne diyeceğini şaşırıyor. Biz de bir şey diyemiyoruz artık. Eskisi gibi yani kızamıyorsun, haklısın diyorsun. Hükümetin yanlış izlediği politikalar yüzünden bu millet bu hale geldi. Ben sana başka bir şey söylemiyorum. Her şey bu hükümetin yüzünden. Bütün cefayı yine biz çekiyoruz. Vallahi sektör yani balık var da insanlar alamıyor. Alamıyor değil yani, para yok insanlarda. Ürün pahalı. 100 lira bir kilo balık. Adam 2 kilo alsa 200 lira. Salatası, malzemesi 250 lira bir yemek. Akşam yemeği 250 lira. Millete kaşıkla veriyorlar, ondan sonra kepçeyle geri alıyorlar. Olmaz böyle. Çupra devre fiyatı 60 lira, 55 lira. Deniz çuprası 150 lira, 200 lira. Barbun 150 lira. Karides 250 lira. Yani insan şuradan bir kilo bir şey özenerek bir balık alsa 250-300 lirayı vermek zorunda. Aldığı abi milletin maaş kaç para abiciğim? Ha biz de bu işi yapmıyoruz. Hani yapmazsak başka iş yok yani. Ya şimdi önceden değil, bu böyle bir yani geriden kalma bir şey yani. Her sene kötüye gidiyoruz. Her sene kötüye gidiyoruz. Hani bir senelik veya doların şimdi zipkilemi. Her sene yavaş yavaş memleket geriye gidiyor. İlerleyeceğimiz de biz geriye gidiyoruz. Geri de daha iyi yani. Vallahi nereye kadar yok artık, milletin burasına gelmiş, hiç kimse sesini çıkarmasın. Hiç kimse sesini çıkarmasın. Hani esnaf da bitik, memur da bitik, işçi de bitik. Tamam artık yani memleket bitmiş. Kim iyi diyorsa gelsin bize anlatsın iyisini. Adam çıkmış evinden diyor benim param yok, gezmeye geldim. Cebimde 5 kuruş para yok. Acıyoruz herife, bir kilo balık görüyorsun. Yani bu memleket bitmiş. Patlıcan 25 milyon. Hayırdır ya? Yüksek koşum. Yani düşük değil. Ama işte her zaman yiyemiyoruz. Alıyoruz. Emekli. Yetiştiremiyoruz. Mümkün değil ama işte haftada bir 15 günde bir alabiliyoruz işte. Alabildiğimizde bunlar. Samsi, sardalya, onlara gücümüz yetiyor. Diğerlerine zaten yetmiyor. Çünkü onlar 80-100 gidiyor. Yani her şey öyle. Bir peynir aldım 98 lira kilosu. En ucuzu 66 lira, o da yarım yağlı. Borçlanarak, kredi kartına borçlanıyoruz. O şekilde yani yaşamaya çalışıyoruz. Her şey arttı. Hele bu yılbaşından sonra tamamen arttı. Yani bu iktidardan da hiçbir umudumuz yok. 25-47 ama enflasyon 82. 25-47 bugün aldım. 25.47 zam yapıldı. Enflasyon 82, nereye yetişeceğiz bilemiyoruz yani. Hiç umudumuz yok. Artık bizden geçtik. Gençleri düşünüyoruz, çocukları düşünüyoruz, torunları düşünüyoruz. Yani biz olsak da olur, olmasak da olur artık ama sizler gençler, gelecek çocuklar. Fakat hiçbir umudumuz yok. İktidarın hiç umurunda değil. Kendi koltuklarını düşünüyorlar, etraflarını düşünüyorlar. Yani yazık oluyor ülkeye. Kart diyorum, kartta para yok, ödeyeceğim. Ödeyeceğim ama nasıl ödeyeceğim? Çocuk mu üniversitede okutayım, kira mı ödeyeyim? Emekli bir kadınım, tek başlayayım. Kocam da öldü, rahmetlik oldu. Nasıl yapayım? İş arıyorum, iş bulamıyorum. Temizliğe gitmek istiyorum, temizlik için şimdi iş bulamıyorum. Ne diyeyim yavrum, siz benden daha iyi biliyorsunuz. Allah yar yardımcımız olsun. Tabii var, torun da var. Ben işte bak, yok işte yediremiyorum, alamıyorum. Kart diyor, karta da para yok. Ama alacağız mecbur. Öyle böyle alacağız. Allah siz gençleri korusun. Ama biz torunlarımızı bile borçluk yaptık. Torunlarımız dahi borçlu. Gelmeyen, olmayan torunlarım bile borçlu. Allah yar yardımcımız olsun. Emekliler ölmüş zaten. Vallahi ben 3 nüfuslu bir aileyim. Benim bir oğlum üniversitede okuyor. Evim kira. Aldığım 2,5 milyar para, bununla ben ne yap? Siz ne yapıyorsunuz ki ben ne yapayım? Ben sizden soruyorum. Gelmişim bakıyorum 30 lira. Meyve alınmayacak güçteyiz.
Bizimki yani intihar. Bizimki intihardır. Vallahi balık almaya gelmişim, almadan geri gideceğim. Yok babacığım, hayat şartları, bu pahalılık. Bir 5 kiloluk en düşük ayçiçek yağı dün 109 liraya almışım. Yalan yok. Bir makarna olmuş 7,5 lira. Buna nasıl idare olacak? Nasıl ev geçindireceğim? Nasıl bir hayattır, bir hayata nasıl bakacağım? Artık biz kendimize vallahi ben dün gitmişim, kredi çekmişim. Borçla borç, borçla borç, borçla borç. Böyle. 700 lira. 700 lira da elektrik parası olur mu 3 nüfusluk bir aileye ya? 280 lira, 290 lira şimdi 700 lira gelmiş ya. Nedir, ben emekliye %25 zam verdim. %25 zamla. İşte TÜİK bunu şey etmedi, enflasyonu düşük gösterdi. %25 zam verdi. Onu da bir kalem de elimize, bir çit bir de elimizde aldı.